Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin giyinişleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellik yönünden bir elbise değil, hangi çeşit olursa giyiyordu. Nefis ve pahalısını aramıyor, kolayına geleni alıp giyiyordu. Yemek, içmek, giymek gibi hususlarda zaruretin gerektirdiği ölçüyle yetinirdi. Fazla hiçbir şey edinmezdi. Bulduğunu giyerdi. Genellikle her tarafını örten ucuz bir kumaş, kaba bir giysi, ve kalın bir çizgili elbise giyerdi. Altın işlemeli ipek elbiseleri giymezdi. Yanında bulunmayanlardan bazılarına da o elbiselerden ayırırdı. Çünkü güzel elbiselerle süslenmek, kişinin şeref ve haysiyetini arttırmayacağı için pek kendisiyle övünülecek bir şey değildir. Çünkü süslenmek daha çok kadınlara has bir iştir. Giyme hususunda methe layık olan şey elbisenin temizliğidir. Her şeyde olduğu gibi Elbise hususunda da orta olanı seçmektir. Çünkü böyle bir giyinme tarzı insanı kişiliğinden uzaklaştırmaz. Zira orta bir yolu seçmekle ne çok eski giyip de dikkati üzerine çekmiştir ne de çok pahalı giyinip de şöhret hastalığına yakalanmıştır. Yani her iki yönde de teşhir edilmesini yine kendisi bizzat önlemiştir. Din bunu aşırı böbürlenmeyi kınamıştır. Buhari diyor ki: Ebu Hureyre radıyallahu anın bildirdiği bir hadiste, bir kimse övücü, ululuk taslayıcı bir elbise giymiş, gururla giderken ona yerin dibine geçti, kıyamete kadar da inip gitmededir diye buyurulmuştur. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh diyor ki, bu hadisler kibirlenmeyi esas tutar. Yani uzun giyimlerin haramlığı, kibirlenme ve övünüp böbürlenmeyle olur. Mutlak haram değildir. En iyi bilen Allah Celle Celaluhu'dur on bin kurra. Süleyman aleyhisselam, İsrailoğullarının kurralarından on bin kişiye, Mescid-i Aksa'da Allah Celle Celaluhu'nun kitabını okuma vazifesi verdi. Beş bini geceleri, beş bini de gündüzleri Mescid-i Aksa içinde Allah Celle Celaluhu'nun kitabını okuyordu. Böylece gece ve gündüz, her saat ve her an Mescid-i Aksa içinde Allahu Teala hazretlerine ibadet edilir ve zikredilir oldu. İsmail Hakkı Bursevi, Ruhül Beyan Tefsiri, Cilt 22, Sayfa 510. 28 Ekim Mevlana Takvimi.